Rukara Duman kanalıma ve evime hoş geldiniz. Arkadaşlar, evet, 3 yaşında tam o gördüğünüz fotoğrafta tanıştım jimnastikle. Geldim 33 yaşına. Her an her yerde jimnastik yapıyorum. Özellikle evde nasıl jimnastik yapıyorum? Beraber ev turunda jimnastik yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Sevgili anne babalar, umarım bana kızmazsınız ama ben hala evde jimnastik yapıyorum. Şimdi böyle minik bir koridorum var. Bakın böyle herhalde bir büyük bir 1-2-3 adımlık. Burada mutlaka ısınma hareketlerini yapıyorum. Kapıda barfiksim asılı. Barfiks'te de mutlaka böyle bir kondisyon ve aksiyon halindeyim. Birçok öğrencimin evinde de barfix var. Haydi gelin biraz ısınma yapalım beraber. Sonra şöyle bir salonu da bakalım mı? Salonum da bu kadar böyle. Hala bir halım yok. Çok da önemi yok. Burada da biraz aksiyon yapıyorum. Seviyorum yani, yapacak bir şey yok. O yüzden tekrar dönüyorum, şöyle koridora doğru geçeceğim başa. Gel. Biliyorsunuz ısınmalar önemli. O yüzden şöyle başlayalım. Hadi gel beraber. Kaldır kolları. Parmak ucunda yürüyoruz. Evet. Hop, arkaya doğru da gidelim bir. Mutlaka hani bu evde bütün çocuklar jimnastik yapıyorlar. Biliyorum. Bu ısınmalar olmadan olmaz. O yüzden savur bacakları. Hop. Artık kimde hangi alan varsa... Tamam mı? Yapabildiğiniz kadar. Sonra bacakları esnetiyoruz. Önemli. Değil mi? Ben mutlaka zaten her koridor yürüyüşümde bir aksiyonla geçtiğim için bunları da burada yapıyoruz. Önce öne geldim. Şimdi geri gidiyorum. Evde yapacaksak jimnastiği ısınmadan yapmıyoruz arkadaşlar. O yüzden... Bu ısınmalar da önemli, tamam mı? Gerçekten yani çocukluğumda da kapı, pencere bırakmaz tırmanırdım. İşte yani bunun şeyi yok, yaşı yok. Aynı şekilde devam. Ayı yürüyüşü, meşhur ayı yürüyüşümüz. Bunları da yapıyorum. Yani ciddi ciddi ısınmadan hareket yapmıyorum evde. O yüzden... Öne geri. Gel, tamam. Şimdi biraz da ısınma yapalım. Çevir omuzları. Gel. Benim şöyle minik herhalde birkaç, bak. 1-2 adım. İlk kez ölçeceğim. 1-2-3 adım. Böyle 5 metrekare bir alanım var. Ve ısınma yapıyorum mutlaka. Çevir omuzları. Öne çevir, öne çevir, çek, bırak, çek, bırak, çek, bırak. Tabii bu koltuğun dili olsa da konuşsa, koltukta da çok aksiyonel bir şekilde hareket yaptım. Mevcut, bilekleri çevir. Hatta şöyle birazcık tempo, değil mi? Tempo. Kaldır ayakları. Parkelerim de konuşuyor gördüğünüz gibi. Benimle olup da konuşamayan olabilir mi? Olamaz. Çevir kolları. Güzel bir ısınma. Yüz bakalım. Öne doğru. Ben de bu moddayım. Şimdi yanlara. 1-2 hop. 1-2 hop. Size de videoları bu arada burada çekiyorum işte. Tabii konsepti değiştiriyoruz. Ay şunu göstermeden geçemeyeceğim. Çok sevdiğim salıncağım var. Burada keyif yapıyorum. Araya reklam aldım şu anda. Burada kitaplığımdan. Kitap okuyun çocuklar. Kitap okumak önemli. O yüzden kitap da okuyun. Jimnastik yapan çocuklar. Ve şimdi mutlaka esnetme yapıyorum. Esneme olmadan hareket yapmıyorum. Yastık, koltuk, yastık ve
bacaklarımı açıyorum. Ben mutlaka evde yapıyorum bu esneme egzersizlerini de. O yüzden yüksekten biliyorsunuz esneme önemli. Biraz böyle, biraz spagat. Spagat içinde dizimi koyuyorum. Bacağımı kaldırıyorum. Bu kız da evde bunları yapıyor mu? Yapıyor. Ne? Evet. Oh, acıdı canım. Yes. Bir de yerde yapalım. Bir sağ, bir sol. Evet. Aynen. Yani jimnastikçi olunca, yani sporcu olunca aslında hareket yapmamak mümkün değil. Şöyle döneyim. Burada da bir ısınma yapalım hatta. Hop. Hop. Koridorda farklı aksiyonlarla amut uyguluyorum. Öne kapan. Oh. Şu kapanışı da çok seviyorum. Hatta bak bunu yüksekten yapıyorum. Yani şu var ya, bu. Daha çok iyice hissetmek için burada böyle biraz kalıyorum. Bunlar benim mutlaka yaptığım. Çünkü durmayı sevmediğim için. Evet. Şimdi birazcık kalça ve bacak çalışmasını da mutlaka yapıyorum. Bak onu da göstereceğim. Ayağımı koyuyorum buraya. Biraz hani bu egzersizlerde var. Bir 4-5 tane bunu yapıyorum. İşte ortaya karışık. Sonra bu. Başka evde neler görmek istersiniz? Onları da yazın bana yorum olarak. Ve sonra benim aksiyonlarım aslında direkt başlıyor. Örnek. Topal köpek. Burada yapıyorum. Bu alan benim için yeterli. Sonra çünkü o amuda bağlıyorum. Bak. Yani amuda çıkamayanlar bunu böyle yapabilirler. Ben buradan hop. Evet, tabii mikrofonla bu işler biraz zor oluyor. Bir dakika. Geldik. Hop, diğer bacakla yapalım. Biriyle yapıp biriyle yapmamak mümkün değil. O yüzden diğer bacak, sonra amut. En çok kim kalacak? Eğer sen burada yapamıyorsan duvara dayan. Ben bak hala kaldım. Vay! Evet. Umarım hala sesimi duyuyorsunuzdur. Duyuyor musunuz? Geliyor mu sesim? Evet. Şimdi bak gel amudu duvarda yapalım sizin için. Şu an benim kadar duramayanlar varsa amudu tırmanarak duvara yapabilirsiniz. Bunu da yapıyorum. Bir dakika. Hah. Yes, hazırım. Geç duvara. Koy elleri yere. Kötü örnek oluyorsun çocuklara diye umarım mesajı almam. Burada böyle bekleyebilirsin. Şöyle bir esneme de yapayım. İyi hissediyorsan bir bacak burada. Sonra diğeri burada. Yapabilirsin. Eğer normal amut yapabiliyorsan bak izle. Bu sefer yüzümü döndüm duvara. Koydum ellerimi. Hatta bak arkada eğer benim gibi varsa bir tane daha şey. Ellerini biraz getir. Hop. Burada böyle bekleyebilirsin. Evde daha kolay oluyor bunlar. Yes. Sonra başka ne yapabiliriz? Tabii ki köprü yapabiliriz, çember yapabiliriz. Çok da aksiyona gerek yok evde. Özellikle kondisyon, esneklik ve temel hareketlerden biraz biraz olabilir. Şimdi özellikle mesela köprü yapıyorsun diyelim. Ama bacak atamıyorsun. Evde çalışabilirsin. Nasıl olacak? Göstereceğim.
Bakayım bunu da yapacağız ama bir önce köprüyü yapalım. Önce sırt üstü yat. Halınız varsa daha güvenli olabilir. Benim halım henüz gelmedi. Yok şu an. Evet, ellerini koy, köprüye çık. Aynen bu. Şimdi buradan şunu demek istiyorum. Hop. Bu ya, diyelim bunu yapamıyorsun. Gel böyle, bak. Kalçan yaklaşsın şuraya. Koltuğa yaklaştır kalçanı. Bak tekrar gösteriyorum. Koltuğa yaklaştır kalçayı. Sırt üstü yat. Ondan sonra şu koltuk geri gitti. Ayaklarını koy yüksekten. Buradan tabii köprüye çıkmak çok kolay değil ama biraz kol kuvvetiyle ho çıktın. Bak bu. Önce biraz yaylanma yap. Koltuk da kalıyor. Bir bacağını kaldır. Hop. Oluyor mu? Oluyor. Biraz tabii çalışma gerekiyor. Kol kası gerekiyor. Çalıştıracağım, kondisyon da yaptıracağım size. Koltuğumun yerini düzeltiyorum. Sonra mesela çember, yani onu da evde ben yapıyorum tabii rahatlıkla. O kadar alanım var. Ben yapıyorum yani. Özellikle yaptığım şeyi de söyleyeyim, sonra kondisyona geçelim. Mutlaka her gün amuda kalkıyorum arkadaşlar ve amuda dönüyorum. Çünkü çok eğleniyorum. Luna Park gibi. Bak geldim amuda. Dönerken konuşabiliyorum da. Bu da biraz. Vah! Yıllarca tabii jimnastik yapmış olmanın getirdiği bir şey. Başım döndü. Şimdi barfiksimi de göstereceğim. Barfix'te de sallanmayı seviyorum. Çocukluğumda da barfix'im vardı. Gerçekten mesela böyle sadece asılıp sabit kalarak da kol gücünüzü aslında test edebilir ve kollarınızı çalıştırabilirsiniz. Ama onun dışında çocuklar ne yapabilir burada? Çocuklar. Asılın, asıl. Çok aksiyona gerek yok. Ben çok küçükken bir düşmüşlüğüm var. Barfix'ten çok güvenli olmayabiliyor. O yüzden burada biraz bacakları kaldır. Kaldır biraz bacakları. Evet, biraz da sallan. Sallan. Ve darararam. Evet, hadi gelin biraz şey yapalım. Evde jimnastik yapabilmeniz için ya da herhangi bir yerde jimnastik yaparken güçlenecek biraz kondisyon yapalım. Ne dersiniz? Hadi gelin benimle. Evin ortasına yatın. Artık halı varsa halıya, yoksa parkeye, çok fark etmez. Biraz karın kası yapalım sizinle. Ben yine yapıyorum bunları. Bak izle. Şimdi benim şeyim olmadığı için bunu alacağım başımın altına. Al. Bacaklarını kaldır. Böyle. Al elleri de yukarı. Hadi gelin beraber. Bir 10 tane mekik yapalım. Karın kası önemli. 4 o amutlar için. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve son 2 tane de benim için. Bir tane benim için. Bir tane de kendin için yap. Süper. Hadi gel şimdi biraz destek al. Şu hani köprüye kalkmıştık ya, onu deneyelim. Köprüyü deneyelim, sadece kolları yukarıya kaldırmayı yani deneyelim. Şöyle önce kalçayı kaldır. Bas bakalım kollar güçlü. Olacak mı? Oldu. Bir daha gel böyle yat. Bir tane daha. Bas. Belini esnet. Ve başa. Geldim. Daha yapılabilecek çok şey var. Ama dediğim gibi bir o kadar da evdeyiz, sınırlı. O yüzden güvenlik önemli. Umarım anne babalar beni aforoz etmezler bu videodan sonra. Ebru hocam ne yaptın? Zaten bu çocuk evde durmuyordu diye.
Bırakın duran değil, durmayan çocuklarımız olsun. Bol bol hareket etsinler. Ama çocuklar, size şunu söylüyorum. Lütfen hareket ederken annenizin, babanızın sözünü dinlemeyi unutmayın. Bol bol kitap okuyun. Bakın gördünüz kitaplığımı. Kitap okuyorsunuz. Spor yapıyorsunuz ve en önemlisi ne? Sağlıklı besleniyorsunuz, düzenli besleniyorsunuz. Anlaştık mı? Benim evde sizin için yapmamı istediğiniz neler var? Yazın bana yorum. Onları da mutlaka sizin için yakın zamanda çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Sporla kalın.